Gel. Niye amcamı içeri aldınız? Şşş, sen bir sakin ol bakalım. Oğlum sen çık dışarı. Ebru Hanım'ın şikayeti üzerine savcılık kendi albayın gözaltına alınmasını istemiş. Durum bu. Şimdi ne olacak? İfade vermesi gerekiyor ama kendi albayı reddediyor. Yarın savcı beyin karşısında ifade verecek. Eğer savcı bey gerekli görürse tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eder. Şu andaki tek yapılacak şey avukatının buraya gelmesi. Ne tutuklama, sen ne diyorsun oğlum? Kadriye'ne sen gel otur lütfen. Amcamı görmem lazım. Gel bakalım. Fırat. Tutuklanacak diyor. Aslanım benim, koçum. Göreyim değil mi aslanım? Göreyim değil mi Ebru karısının ettiğini? Sakın. Ama sen sakın üzülme, tamam mı koçum? Sakın. Senin amcan ite göbeğe babuş bırakmaz. Sabah bilemedin öğlen çıkarım buradan. Bak neler edeceğim. Attığı çirkeften daha fazlasını yapmazsam adam değilim. Sakın. Sakın aslanım, gözlerin dolmasın ha. Sakın. Biz seninle bu karının hakkından gelemezsek helal olsun ona. Bize de yuh olsun. Biz ikimiz bu karıyı gömmezsek bu karı topumuzu gömecek. Babanla başladı bilin değil mi? Ananın intiharına sebep de bu kadın. Başımıza ne geldiyse bundan. Amca bırak, cezasını ben vereyim. Sen dur hele aslanım, dur. Sen üzülme. Sen de şimdi eve git. Evdekilerin başında ol. Erkeksiz bırakma. Tamam. Amca. Ne diysem onu yap aslanım. Haydi. Tamam amca, sen merak etme. Sabah kahvaltıdayım. Hem şimdi anan da merak eder. Haydi eve git. Dersin amcam iyi diye. Tamam mı? Tamam amca. Sabah ilk iş geleceğim ama. Gelmeyeceksin. Amcanı kelepçeli parmaklıklar ardında jandarma arasında görmeyeceksin. Avlu kapısından içeriye girdiğim zaman göreceğim beni aslanım. Tamam mı? Anladın mı? Tamam amca, sen nasıl istersen. Haydi geç şimdi koçum. Haydi. Fırat, oğlum sen beni komutanla yalnız bırak. Tamam teyze, kapıdayım ben. Baran, nereye? Eve gidiyorum dayı. O yılan gibi kadın emizdeyken anamla yengemin başında durmam lazım. Saçma sapan konuşma Baran. Kan davası mı bu? Evet dayı, tam da dediğin gibi. Kan davası bu. Babamla başlayıp anamla devam eden bir kan davası bu. Ah Ebru, ne yaptın sen? De bakalım şimdi mi Allah aşkı. Ama benden sakın bir şey saklama. Tutuklanacak dedin. Hayır, eğer savcı gerekli görürse dedim ana. Bak olacak şey belli. Avukatına ifadesini verecek. Yarın da savcı beyin karşısına çıkıp savcı beyin karşısında ifadesini verecek. Prosedür. Yani olması gereken böyle. Sonra? Sonrasını bilmiyorum. Savcı beyin takdiri neyse o olur.
Yani bu kadar mı? Yapıp yapabileceğin bu kadar mı? Maalesef hanım. Ne lüzum vardı? Kelepçeler, nezaretler falan. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Kaçacak değil ya. Evde sorup soruştursaydın, ben kendi ellerimle getirirdim yarın sabah. Ben bir oğlumu Fırat'ta bıraktım. Diğerini de mahpuslarda mı göreceğim? Kadriye'na, sana derin hürmetim var biliyorsun. Ama nihayetinde ben de bir görevli ve emir kuluyum. Emir savcılıktan gelince benim de elim kolum bağlandı. Kendal Bey'i almasam neden almadın diyecekler. Görevini yapmadı denir. Benim hakkımda da soruşturma açarlar. Oğlumu görebilir miyim? Tabii ki. Ne demek hanım? Hemen. Oğlum Kendal Bey'i odama getirin. Yenge sen ne ettin? Kendal'a şikayet etmek de ne demek? Özlem bir de sen başlama lütfen. Analıktan söz ediyorsun yenge. Bak ben de anayım. Bunu kimsenin hesaba kattığı yok. Ama Kendal'ın bebeğini taşıyorum ben. Sen benim bebeğimin babasını şikayet ettin ya. Gıkım çıkıyor mu? Bak ben seni de anlıyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Gidip gidip çomak sokuyor. Kendal'ı tanımıyorsun ki daha. Ne olacak şimdi? Bugüne kadar hep Kadriyan'a geçiyordu önüne değil mi? Ama giderken ne dedi duydun. Ben sana diyeyim, cami duvarına aşıyorsun yenge. Gel.